Avrupa'da meydana gelen olayların Osmanlı Devleti'ne etkileri yukarıda verilmiştir. Buna göre olayların Osmanlı'ya etkileriyle ilgili olarak bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Reform hareketleri Avrupa'nın siyasi yönden bölünmesine sebep olmuştur. Bu siyasal yapıdaki farklılıklardan da Osmanlı Devleti kazançlı çıkmıştır. Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan Hristiyanlara ve diğer azınlıklara geçmişten beri din ve inanç özgürlüğü yönünden geniş haklar tanındığı, insanların dinine, yaşam standartlarına, örf ve ananelerine karışılmadığı için reform hareketlerinden Osmanlı Devleti olumsuz etkilenmemiştir. Buna bağlı olarak baktığımızda reform hareketleri Avrupa'da Hristiyan birliğini bozmuş ve bu durumda Osmanlı'nın batıya ilerleyişi hız kazanmıştır denilebilir. Çünkü Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıkmış ve siyasal yapıda değişimler yaşanmıştır. Osmanlı da bu durumdan faydalanmıştır. Sanayi inkılabı dediğimizde de sanayileşen Avrupa devletlerinin sömürgecilik yarışına hız vermeleri Osmanlı İmparatorluğu'nu olumsuz etkiledi. Önceden verilen kapitülasyonlar nedeniyle devletin iktisadi olarak Avrupalı devletlerle rekabet edecek gücü yoktu. Avrupalıların ürettiği düşük fiyatlı mallar karşısında küçük atölyeler el tezgahlarını rekabet edemeyerek kapanması neticesinde işsizlik arttı. Açıklamaya baktığımızda sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısını olumsuz şekilde etkilemiştir açıklaması yapılabilir. Çünkü küçük el tezgahları, küçük atölyeler kapanmış ve işsizlik artmıştır. Bu da olumsuzluk yaratır. Fransız İhtilali dediğimizde de Fransız İhtilali'nin etkileri yayıldıkça Osmanlı Devlet adamları vatandaşlık haklarının korunması, yargı güvencesi, din ayrımı yapılmaksızın eşitlik gibi ilkeleri benimsemişlerdir. Egemenliğin millete ait olduğu fikrinin ve demokrasi anlayışının Türk toplumuna yerleşmesinde Fransız İhtilali'nin olumlu katkıları olmuştur. Milliyetçilik akımının ülkedeki Müslüman olmayan topluluklar arasında hızla yayılması ise Fransız İhtilali'nin olumsuz etkisi olarak söylenebilir. 19. yüzyılda milliyetçilik akımının etkisiyle ülkede isyanlar çıkmıştır. Bu açıklamalara baktığımızda da Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'nin demografik ve siyasi yapısında değişmeler yaşanmıştır denilebilir. Çünkü Müslüman olmayan topluluklar Osmanlı Devleti'nden özellikle ayrılıp devlet kurma fikrine kapılmışlardır. Fakat Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'ni tamamen olumsuz etkilemiştir açıklaması yapılamaz. Çünkü özellikle demokrasi anlayışının benimsenmesi yönünden Osmanlı'yı olumlu şekilde etkilemiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının sosyal alandaki sonuçlarındandır? Sanayi inkılabı 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkmış, üretimde insan gücünün yerini makineler almıştır. Ekonomik ve sosyal alanlarda pek çok değişime de sebebiyet vermiştir. Buna bağlı olarak üretimin artması, sömürgecilik yarışının hızlanması ve tarımsal alanda üretim faaliyetlerinin kolaylaşması ekonomik sonuçlar arasında gösterilebilirken, İşçi sınıfının ortaya çıkması ise sosyal sonuçlar arasındadır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Yukarıda verilen bilgiler Avrupa'da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin nedeni olarak görülebilir? Katolik Kilisesi'nin baskıcı uygulamaları artmıştı. Kilise insanları ve toplulukları dinden çıkarma etkisini kendinde görüyor, günahları para karşılığında affediyordu. Bize verilen açıklamaya bağlı olarak baktığımızda 16. yüzyılda Almanya'da dini alana yönelik düzenlemeler yani dinde yenileşme olan reform hareketi yaşanmıştır. Ve buna bağlı olarak da kilise güç kaybetmeye başlamıştır. Kilise özellikle bu gücü kaybetmemek adına halk üzerinde baskıcı uygulamalara girişmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Rönesans ile birlikte yaşanan gelişmelerden biri değildir? Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da bilim ve sanat alanındaki gelişmeler için kullanılan bir terimdir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Rönesans ile birlikte Avrupa'da insan ve doğa sevgisini esas alan hümanizm düşüncesi ortaya çıktı. Dini eserler incelendi
ve dinin yeniden düzenlenmesi gerektiği fikri ortaya çıktı ve resim, heykel, edebiyat ve mimaride gelişmeler yaşandı denilebilir. Fakat din adamlarına duyulan güven azaldı, kilise itibar kaybetti diyemeyiz. Çünkü bu durum 16. yüzyılda Almanya'da reform yani dinde yenileşmenin yaşanmasıyla görülmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Avrupa'da Rönesans ile birlikte bilim ve teknik alanında yaşanan gelişmeler Avrupa'yı ve dünyayı derinden etkileyen birçok olayın yaşanmasına neden olmuştur. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Rönesans sonrasında Avrupa'yı ve dünyayı derinden etkileyen olaylar arasında aydınlanma çağı, reform hareketi ve sanayi inkılabı sayılabilirken Haçlı seferleri sayılamaz. Çünkü Haçlı seferleri Rönesans öncesinde yaşanmıştır. Hatta Haçlı seferleri ve coğrafi keşiflerin etkisi Avrupa'da skolastik düşüncenin zayıflamasına ve bilimsel çalışmaların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi sömürgeciliğin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir? Bir devletin kendi sınırları dışında başka bir ülkenin doğal kaynaklarından, ekonomik değerlerinden haksız çıkar sağlamasına sömürgecilik denir. Bize verilen tanıma baktığımızda insan hakları ihlal edilmiştir. Sömürülen ülkeler fakirleşir ve sömürgeci devletler arasında zamanla rekabet ortaya çıkar. Fakat sömürülen ülkelerde bilimsel gelişmeler yaşanır diyemeyiz. Çünkü daha çok ekonomik anlamda, siyasi anlamda ve kültürel anlamda gerilemektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda bir kavram haritası verilmiş. Şemada soru işaretiyle belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Bize verilen şemaya baktığımızda Vasco da Gama Hindistan'a ulaştı. Bartolomé Diaz Ümit Burnu'nu buldu ve Christoph Kolomb Amerika kıtasını buldu denilmiş. Avrupalıların 15. yüzyılın sonlarında başlayıp 16. yüzyıl boyunca devam ettirdikleri keşiflere coğrafi keşifler denilmektedir. Ve buna bağlı olarak dünya üzerinde farklı yerler keşfedilmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Avrupa'da yaşanan gelişmelerden bazıları Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilemiştir. Bize verilen açıklamaya bağlı olarak baktığımızda sanayi inkılabı ile artan ham madde ve pazar arayışları sonucu Osmanlı toprakları işgal edilmeye başlamıştır. Sanayi inkılabı ile Osmanlı ekonomisi Avrupa'ya bağımlı hale gelmiştir ve Rönesans ile birlikte Avrupa'da yaşanan bilim ve teknik alanındaki gelişmeler sonucunda Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kalmıştır açıklamaları Osmanlı için olumsuz sonuçlardır. Fakat Fransız ihtilali ile yaygınlaşan insan hakları, eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi düşünceler Osmanlı Devleti'nde demokrasi hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur açıklaması olumlu bir özelliktir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde insan hakları devreye girmiş, demokratik bir ortam oluşmaya başlamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.